Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün önemli açıklamalar yaptı. Balıkesir'de toplu açılış töreninde konuştu Erdoğan. Enflasyon nedeniyle yaşanan kayıpların telafi edileceğini söyledi. Faizin inmeye devam edeceğini belirten Erdoğan, kimse akıl vermesin dedi. Hep birlikte Türkiye olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de toplu açılış töreninde konuştu. Yüksek enflasyona değindi. Kayıpların telafi edileceğini tekrarladı. İnsanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntılar esasen yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunu. Hayat pahalılığı hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık, kapatmayız. İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları en iyi biz biliyoruz. Ve bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz, biz. Erdoğan'ın gündeminde faiz de vardı. Görevde olduğu sürece faizin düşeceğine vurgu yaptı. Şimdi buradan sesleniyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletim iyi dinlesin. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Kalabalığın arasındaki bir pankart Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekti. Altılı masayı eleştirdi. Burada bir tane pankart asılmış. Dikkatimi çekti. Siz ezberlemişsinizdir ama herhalde bir hatırlatmam mı gerekecek? Zeytini koydum tasa, çıkardım yağını basa basa, Balıkesir efelerinden oy yok sana altılı masa. Bizim insanımız böyle. Milletimiz böyle. Kimsenin aklına gelmeyeni onlar evvelallah koyarlar masaya. Burası kasaba devleti değil. Türkiye, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz. Onlar da adaylarını tespit edemediler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 seçim kaybettiğini hatırlattı Erdoğan. Bundan bir şey olmaz dedi. Yurtlarımız şu anda ihtiyacı karşılayacak noktada. 850 bin öğrenci kapasiteli Türkiye genelinde yurtlarımız var. Hani diyorlardı ya, bir yılda yaparız. Bay Kemal sen hiçbir şey yapamazsın. Sen sosyal sigortalar kurumunu duman ettin, mahvettin. Savaşayın programını hatırlayın. Hastanelerde rehine alınan hastalarımız vardı. Kimdi o zaman SSK'nın başında? Bay Kemal. Bundan bir şey olmaz. Biz bu ülkeyi 15 seçimdir seçim kazanamayan bu Bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle açmayacak. Erdoğan konuşmasının ardından tamamlanan yatırımların toplu açılışını yaptı. Ya Allah! Bismillah!